Merhaba değerli dostlar. Muşmula meyvesi. Buna töngel veya beş bıyık da deniyor. Yöresel olarak bu isimlerle de bilinmekte. Ve sonbaharda çok şifalı özellikleri olan bir meyve. Sonbaharda arkadaşlar Kasım ayının içerisindeyiz. Meyveler olgunlaşmaya başlıyor. Şu şekilde yenilebilir. Ancak olgunlaşınca bakın bir tanesi şu şekilde olgunlaşmış. İyice kahverengi hal alınca yenilebilen bir meyve. Bitkinin bir ağaç olduğunu söylemek isteriz ve bu ağaçta muşmula meyveleri sonbaharda oluşmaya başlıyor. Ağaç üzerinde de belli bir süre sonra olgunlaşarak yenilebiliyor. Topladığımız meyveleri olgunlaştırmanın birkaç yolu var. Bunlardan en bilindik ve en basiti bir poşet içerisine yaklaşık 1 kilo kadar muşmulanın bulunduğu poşete bir elma atıyoruz. Elmada biliyorsunuz arkadaşlar olgunlaştırıcı özelliği olan bu etilen gazı arkadaşlar elma bu gazdan salgılıyor. Ve özellikle bu tür meyveleri olgunlaştırmada çokça kullanılıyor. Ağzını kapatıyoruz. Bir hafta içerisinde bütün meyvelerimiz olgunlaşmış hale gelecektir. Muşmula değerli arkadaşlar oldukça şifalı özelliklere sahip. Çok yüksek miktarda lif içeriyor. Ve bunun da antioksidanlar ve vitaminler bakımından da zenginliği dikkate alındığında bağışıklığı müthiş derecede güçlendiren bir meyve. Yine düşük kalorili olması muşmulayı sağlıklı bir atıştırmalık da yapıyor. Yani bol bol yiyebiliriz bu meyveyi mevsiminde. Arkadaşlar her meyvenin mevsiminde yenmesi oldukça bulabildiğimiz kadar tüketmemiz çok önemli. Muşmula da bunlardan bir tanesi arkadaşlar ve yine dediğimiz gibi özellikle midede kusma ve bulantı gibi sıkıntılara sebep olan durumları ortadan kaldırabiliyor bu meyveyi tüketerek. Yine muşmula zayıflamaya da iyi geldi biliniyor. Aynı zamanda içerisindeki lif oranından dolayı bağırsak florasını da güçlendiriyor. Şeker hastalığına kısmen iyi geldi biliniyor. Ve bütün bir şekilde vücudun arkadaşlar bağışıklığını güçlendirerek direncini arttırıyor. İşte mevsiminde bu meyve bahçenizde ağacınızda varsa toplayın. Hem tam olgunlaşmadan şu şekildeki haliyle yine olgunlaşıp kahverengileştikten sonraki oldukça lezzetli haliyle tüketebiliriz. Lezzetli bir atıştırmalık aynı zamanda şifalı özellikleri de bulunuyor muşmula meyvesinin.